Değerli müdavimler, sevgili misafirler, Kadıköy Düşünce Platformu'nun 1301. toplantısına hoş geldiniz. Kadıköy Düşünce Platformu kendisini bütünsel bilimin araştırma merkezi olarak tanımlıyor. Ve insan için bütünsel düşünce, yaşam için bütünsel bakış, bilgi için de bütünsel bilim şiarıyla tam 27 senedir faaliyet göstermekte. Bugünkü gündemimiz, birinci trimestri olarak adlandırdığımız 2021'in ilk 3 aylık dönemindeki konularının tanıtımı, tartışılması ve uygun olanın seçimi üzerine şekillendi. İlk kısımda 20 dakika boyunca kurucumuz Mustafa Özcan, birinci trimestri konularının tanıtımını yapacak. Ardından bu konuların tartışılması ve savunması kısmımızda bütün müdavimlerimiz yaklaşık 40 dakika boyunca bu konular üzerinde görüşlerini ve tercihlerini ortaya koymaya çalışacaklar. Ardından da ortak olarak düzenleyeceğimiz bir anketle kendi aramızda bunlardan uygun olanını seçeceğiz. En sona da haftanın yazısı, düşünürü ve kitabı kısmını Mustafa Özcan bizlere aktaracak. Şimdi birinci kısımda bu birinci trimestrimizin konularının tanıtımı için sözü Mustafa Özcan'a bırakmak isterim. Buyurun Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, biz yıllardan beri yaptığımız bir şey bu. Bir seçimle 3 aylık, 4 aylık, şimdi 4 aylık da diyebiliriz. Çünkü trimestri olunca yılı da 3'e bölersek 4 ay gibi bir zaman dilimi isabet ediyor. O bakımdan bazen 3 ay oluyor, bazen 4 ay oluyor. Çünkü arada bir şeyler olabiliyor. Bu dönemler için hep katılımcıların talebiyle bir yön belirledik. O bakımdan da konular konusunda bir tanıtım yapmak gereği ortaya çıkıyor seçim öncesinde. Onu ben şimdi bir 15-20 dakikalık bir zaman zarfında aktarmaya çalışacağım. Tabii ki bizim anlattıklarımızın temelinde her zaman maddeninden yola çıkaraktan olaylara bakış olduğu için dikkat ettiyseniz burada da etiketlerin olduğu bir görsellikte de maddeyi en ortaya koymuş durumdayız. Başka nelerimiz var? Her konudan konuşuyoruz. Zekadan konuşuyoruz, varlıklardan, enerjiden, evrimden, dünyadan, hastalıklardan pek konuşmadık ama o konuda her zaman söylüyorum. Zaten yeteri kadar toplumda o konuyu irdeleyenler var. Biz konuşmasak da olabilir ama biyolojik olarak varlıkların ne olduğu konusunda her zaman önemli bir bilgi aktarım merkezi olmuşuktur. Onu da buradan aktarmış olayım. Tabii bu söylediklerim şu an için veya bugünler için veyahut da şu son bir yıllık dönem için değil. Toplam 26 yıl hatta 27 yıl bile diyebileceğimiz bir dönem zarfındaki konu başlıkları açısından bu belirttiklerim. Bir sonrakine geçelim. Şimdi konu sorgulamanın en genel 3 ana başlığıyla olaya girmek istiyorum. Tünden gelim yapacağım çünkü. Evren ve enerji nedir diye bir soru sorduğumuz zaman bunun işte kökenini ve evrimini bir şekilde irdeliyoruz genelde. Bu bir başlık, işte seçeceğiniz bir başlık. Bu başlığın nasıl ele alındığını en güzel ifade eden bir tek sözcükse kozmosfer oluyor burada. Bir ikinci başlık, canlılık ve bilinç olarak ifade edebileceğimiz bir başlık. Bunun da tabii ki böyle küre olarak tarif edeceğimiz bir yapıda ifadesini bir şekilde aktarmak istersek biyosfer ve noosfer diyoruz. Burada canlılığın canlılık küresine veya dirim küre dediğimiz kısım biyosfer, bilinç küre dediğimiz şey de noosfer olmuş oluyor. Bir üçüncü ana başlık, dil, düşünce ve kültür diyebileceğimiz bunlar nedir ve de kökeni, evrimi nasıldır diye sorduğumuz zaman da burada özellikle noosferin tek başına gündemde olduğunu ifade etmek mümkündür. Evet, bir sonrakine geçelim ve bunları biraz daha açmaya çalışalım. Şimdi bu üç başlığın sorgulanması sırasında holistik olarak baktığımız için nasıl bir yönteme veyahut da nasıl bir yaklaşıma ihtiyacımız var diye kendimize sorarsak şöyle bugünkü seviyede veyahut da bugünkü geldiğimiz bilgi aşamasında
küresel bilgi aşamasında, insanoğlunun geldiği bilgi aşamasında bir kuramsal temele oturtmak istersek bu sorgulamayı, günümüzde en son noktada ve de en yüksekte, en tepede olabilecek meta özellikli üç tane kuramı burada aktarmak isterim. Onlardan bir tanesi tabii ki sistem kuramı, en eskilerinden biri sayılır buradaki bu üç kuramın içerisinde. Sistem kuramından hemen sonra ortaya çıkmış olan bir karmaşıklık kuramı var. Ondan sonra da bir hiyerarşi kuramı var. Bunların üçünün de bir araya gelmesiyle ne olur diye düşünürseniz, bir de dördüncü bir kuramın ne olduğunu burada göstermek istedim. Ona da holistik kuram diyebilirsiniz. Yani üçü bir arada başka bir kuramla ifade edilmek zorunda kalınırsa nasıl ifade ederiz bu yöntem biçimini veya yaklaşım biçimini veya perspektifte stratejik yürüme biçimini diyelim. Bu şekilde bir holistik kuramla olabilir. Hepsini bir arada. Ama böyle bir kuram daha hala yok. Birazcık biz ucundan kenarından her şeyi anlayan kuram diye bir şey yaptık ama daha yeterli değil. Onu da burada aktarmış olayım. Bir sonrakine geçelim. Arkadaşlar, maddenin evrimi ve de onun kökenine baktığımız zaman daha önce inceledik zaten. Bunu çok fazla burada irdelemeye gerek yok. Biliyorsunuz ki başlangıçta daha bu uzaktan videolu çevrim içi toplantılarımızda bol miktarda Big Bang'den itibaren oluşmuş olan bir dünyayı 13.77 milyar yıllık bir dönemi irdeledik, konuştuk, anlattık. O nedenle bunu fazla irdelemeye gerek kalmadan bir sonrakine geçelim istiyorum. Şimdi buradan sonra nedir? Tabii bir canlılık ortaya çıkacak. Dünya çünkü oluştuğunu kabul ediyoruz. O canlılık çerçevesinde de işte böyle bir evrimsel bir boyut ki bu 4.1 veya 2 milyar yıl gibi bir dönemi kapsayan bir geçmişi olan bir halka düşünün böyle. Onun üzerinde ilk hücreden, ilk oluşan hücreden ta bugünkü insana kadar olan geçen bir dönem anlamına geliyor. Bunu da burada ifade etmiş olalım bir görselle. Bir sonrakine geçelim. Şimdi arkadaşlar, tabii ki en önemli şey bizim bu zihnimizin yarattığı toplumsal yapı, düşünce ve evrim. Toplumsal evrim nereye kadar geldi? Kendine göre özgün bir aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. Bunu geliştirmek için de nasıl çalışmalar yapılıyor? Onu da kısaca burada ifade edebilecek bir ikili sistemi göstermek istedik. Yukarıda bir sistem var, altta bir sistem var. Küçük kare ve büyük dikdörtgen. Onların içerisinde de diğer alt sistemleri var bunların. Onları da burada okuyabilirsiniz. Nedir bu? Toplumsal sistemler, kurumsal bilgi alanları, kuruluş birimleri, topluluklar, örgütler ve en sonunda da gruplar şeklinde bir yapımız var. Buna sosyokültürel sistem olarak bunu söyleyebiliriz. Bir de tabii ki genlerden ortaya çıkan, insanın beynini ortaya çıkaran bir de başka bir sistem daha var. Biyolojik sistem. O sistemde de neler var diye baktığımız zaman tekil genotipler var. Ondan sonra onun hemen dışında tabii ki Darwin'in doğal seleksiyonu sonucunda bir bakıma soy tiplerin ortaya çıktığını görüyoruz ki bunlar sonunda bir nüfusu oluşturuyor, bir popülasyonu oluşturuyor. Bu tür bir üçlü yapının mevcudiyetinden de buradan söz edebiliriz. Bu arada da bu tür şeylerin incelikli olup bir araştırmaya imkan tanıyacak bir bakışı daha yerinde bir şekilde ayaklarını yere oturtmaya çalışacak zihinsel faaliyetlere veya merakları gidermek üzere de kaynaklarını koyuyoruz altına. Evet, bir sonrakine geçelim. Şimdi arkadaşlar, bugün nereye geldik? Günümüzde hangi aşamadayız? Espri olsun diye bunu gösterdim. Şuradaki şu tablo her biri bir teori, her biri bir yuvarlakların ve de oradaki yazıların. Yazılar genellikle o işte bir şekilde katkısı bulunan kişileri, düşünürleri, çalışanları, akademisyenleri veriyor. Ama her bir yuvarlak da, ki burada 70 civarında yuvarlak var. O yuvarlakların da renklerine göre alt branşları var.
Neye gelmiş oluyoruz? Bunu hazırlayan da Brian Castellani diye bir bilim insanı. Yıllardan beri bunun üzerine çalışıyor. 10 yılı aşmış bir süreden beri de bunu sürekli geliştiriyor. Mor olanlar dinamik sistemler teorisiyle ilişkili olanlar, mavi olanlar sistem bilimleriyle, kompleks sistemlerle doğrudan ilişkili olanlar sarı, sibernetikle olanlar gri renkte, yapay zeka ile de turuncu renktekiler, yani en alttakiler yapay zeka. Böylece de 1, 2, 3, 4, 5 tane hattın çıktığını görüyoruz. Daha önce bu hatların sayıları farklıydı, geride kalmış olanlar vardı. Hatırlıyorsanız ben eleştiri getirmiştim bu tabloyla ilişkili. Şimdi görüyorum ki benim eleştirime uygun bir şekilde bir değişim yapmış Brian Castellani. Evet, bir sonrakine geçelim. Şimdi arkadaşlar, evrimin madde ve canlılık ve kültür hiyerarşisinde neler var diye ta en derinden alıp da bugüne kadar getirdiğimiz zaman da atom altı parçacıklardan başlayıp atom, molekül, makromolekül, hücre, ondan sonra doku, hücrelerin oluşturduğu dokular, sonra organlar, organlardan organ sistemlerine, organ sistemlerinden de organizmaya, ki burada özellikle bir organizma olarak aslanı gösteriyor. Sonra bir aslan popülasyonu dediğimiz, ki burada bir aslan çetesi veyahut da aslan grubu var. O da bir topluluk haline geliyor. Aslanlar bir arada zebralarla birlikte bir araya geldikleri zaman bir topluluk oluşturuyorlar. Onlar da bir ekoloji içerisinde, bir habitatın içerisinde bir ekosistemin bir parçasıdırlar. En sonunda da dünyada yaşadığımıza göre Gaia'nın, ki burada özellikle o sözcüğü kullanmak istedim, Gaia'nın bir parçası olarak yerkürenin biyosferinin bir parçası halindeler. Evet, bir sonrakine geçelim. Holistik bakıştan evrensel dinamiği oluşturan 4 tane etmen var arkadaşlar. Bu etmenlerle iklim, canlılık, bilinç, toplumsallık, kültür ve uygarlık bir hiyerarşi şeklinde gelişiyor. Onlara bir bakalım istedim burada. Tabii ki yer yuvarı olarak dünyamız var, bir gezegen olarak. O gezegende bir değişim yaratacak olan nedir? Plaka tektoniğidir. Plaka tektoniğinin oluşumuyla bir iklimsel değişimler. Çünkü plakalar oynayınca bu kez iklimsel değişime olanak tanıyan yapı değişimleri ve de güneşlenmelerin veyahut da güneşin veyahut da aradan çıkacak olan gazlarla tektonik sonucunda oluşan dağların veyahut da yanar dağların atacağı gazlarla değişik atmosfer, o atmosfer de iklime neden olur. O iklimdense tabii ki biyolojik ve kimyasal, biyokimyasal bir dinamikle de bir canlılık ortaya çıkıyor. O canlılık bizi nereye götürüyor? Ona da bir bakmamız lazım. O canlılık da biyolojik bir dinamikle toplumun bilincini oluşturabilecek topluluklara, ki en üst düzeyde de insan topluluğu var. O bilinç yapısı bakımından hayvan topluluklarında da belli düzeyde bilinç yapısı var ama en tepede de insan topluluğunun bilinç yapısı. Oradan nereye geliyoruz? En son ve dördüncü bir etkiyle sosyal dinamiklerin yarattığı bir yapı içerisinde, ki insan gerçekten bir sosyal dinamik yaratabilir. Onu burada aktarmış olayım. Diğer sosyal yapıların içerisindeki dinamikler biyolojik dinamik olarak adledilebilir. İnsanın yarattığı sosyal dinamik, ki bugün toplumsal bir yapıya ve o da kültüre ve de en sonunda da bugünkü uygarlık düzeyine bizi getirmiştir. Evet, bir sonrakine geçelim. Evet, holistik bakıştan evrensel derinliği arttıran, günümüzde yeniden tanımlı 3 yeni tarihsel anlatı kavramı var. Bunda da kısaca değinmek istedim. Niye değiniyorum? Çünkü bunlar çok yeni kavramlar ama doğru, güzel ve de yerinde kavramlar. Zamanı bir bütünsellik açısından irdelemeye çalışan kavramlar. En büyüğü, tabii en genişi, Big History denilen, işte 13.77 milyar yılı kapsayan bir anlatı. Ki bu anlatının içerisinde alt başlıklar burada 8 tane olarak verilmiş. Ki bu Big History'de 8 tane alt başlık üzerinden anlatılan bir tarih şekli. Tarihten ziyade buna biz
anlatı dememiz lazım. Çünkü tarih dar anlamıyla belgelere dayanan ve yazılı olan şeylerin ifadesi oluyor. Bir ikinci kavramsa burada özellikle deep history kavramıdır ki burada insanın tarihini prehistoryanın bile ötesine götüren bir yaklaşım söz konusu. Yani biliyoruz ki tarih belgeye dayanır ama belge öncesine prehistory denirdi. Tarih öncesi kavramı altında bir sözcük olarak bulunmuş bir şey, bir ifade biçimi. Ama onun da ötesine geçtiği zaman buna da deep history adını takıyorlar ki burada homininlere kadar giden bir yapı var. Onlardan da daha öteye nasıl geçilir diye baktığımız zaman deep ecosophy veyahut da derin ekolojik felsefe denilen bir üçüncü kavram var ki bu tam bir holistik, biyosentrik, intrinsik faktörlere dikkate alan eşitlikçi, yani her bir canlının doğada eşit bir yeri olduğu ama onun sadece habitatla sınırlı bir durum yarattığı şeklindeki deep ekolojinin deep ekoloji diye ifade edilen yeni bir kavram bu da. Onu da burada aktarmış olayım. Evet, bir sonrakine geçelim. Evet, şimdi arkadaşlar konuların tartışılması ve savunulması kısmına geçeceğiz ama bu bölümde birazcık nasıl bu işi yürüteceğiz şeklindeki çerçeveyi de birlikte Burak'la irdeleyelim istedim. Evet. Teşekkürler Mustafa Bey. Güzel oldu bu konuları tanıtmanız. Konuların seçiminde de eminim bizlerin zihinleri biraz genişlemiş, açılmış oldu diye düşünüyorum. Ben şimdi şöyle bir kısaca bir dakikalık bir giriş yapmak isterim. Sonra sözü tekrar size vereceğim. Geçmişe şöyle bakıldığı zaman ben yaklaşık 10 seneyi buldu Kadıköy Düşünce Platformu üyesiyim. Geçmişteki bazı konu başlıklarımızdan bahsetmek isterim. Yeni katılanlar olduğu için aramıza. Şöyle bir taradım notlarımı, baktığımda mesela 2011 yılında yine böyle trimester olarak 3 aylık dönemde sistem düşüncesi ve entropi işlenmiş. 2015'te holistik bilim üzerine eğilmişiz. 2016'da entegral bilim konusu, 2016'da gene jeobiyoloji, 2016'da jeoloji, jeofizik ve kozmos olmuş. Sonra yaşam felsefesi ve holistik bilim diye bir konu belirlemişiz. Tabii ben ara ara seçiyorum bunların başlıklarını. 2017'de sistem bilimi işlenmiş uzun bir süre tekrar. Tarih ve sosyal bilimler konusu 2018. Gene 2018'den holistik yaklaşımla sistem bilim konuları, karmaşıklık, matematik konularıyla beraber işlenmiş. Dolayısıyla geçmişten gelen bu 3 aylık dönem geleneğimizi işte bu önümüzdeki şu anki günümüze de uygulamaya çalışırsak öncelikli olarak ben şunu gördüm. Geçmişte biz kendi içimizde yaptığımız zaman konuları bu kadar etkileşimimiz yoktu. Giderek artan bir katılımcı etkileşimi var platformda. Bu da sevindirici. İşte platform içindeki değişik meslek dalları ve eğitim geçmişiyle gelen kişilerin katılımını, etkileşimini arttırmak birinci amacımız tabii ki. Yöntem olarak da kolokyumlar olarak sizin önderliğinizde böyle bir şey düzenledik. Ara kolokyumlarla örneğin 10 haftada bir farklı kişileri konuşmacı olarak alıp bilimsel bir yöne doğru taşımaya çalışıyoruz konularımızı. Tabii dışarıdan davet edilen konuşmacılar da oluyor. Bunların da kattığı zenginlik ortada. Amacımız tabii bilimsel içerikte bir yoğunluğa erişip, zenginliğe erişip ve entegrasyonuna doğru ilerlemek bu bilimsel konularımızın. Bütünsel yaklaşımımızı bırakmadan bilimin yapısını entegre etmek, tümleştirmek gibi bir amaç güdüyoruz. Bundan sonraki sanırım kısa ve orta vadede de işte biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi uluslararası sistem bilimleri topluluğuna benzer bir iç örgütlenmeye gitmek, belki onların yaptığı gibi bazı iç uzmanlık gerektiren ya da alt dalların konuşulabildiği bazı iç yapılar geliştirmek, bunlarla ilgili dışa dönük olarak dergi çıkarabilmek, çalışma grupları oluşturmak ve sonrasında da orta vadede sizin de bugünlerde bize bahsettiğiniz, sürekli öne çıkardığınız bir Kadıköy Düşünce Platformu Akademisi'ne doğru yapımızı değiştirmek istiyoruz. Genel benim gördüğüm durum bu. Platformumuz ve seçtiğimiz konularla ilgili, yöntemimizle ilgili. İsterseniz bu yönde ilerlemek adına bu 3 ay için belirlediğimiz konu başlıklarını siz tanıtmak isterseniz ben açayım.
Ardından Tamam, da aç. müdavimlerimiz Tanıtalım bakalım arkadaşlara biraz daha fikir vermiş olur. zihinlerinde şey oluşsun, resim oluşsun veyahut da zihinlerinde bir şey ekim oluşsun. Evet, günümüz popüler bilimde büyük soruların sorulduğu 6 ana sorgulama alanı için başlıklar yaptım arkadaşlar. Bu şöyle düşünelim, o kadar değişik alanlar var ki ama bunları bir araya getirip de 6 başlık altında irdelemek zorunluluğu var. Onlara da tek tek bakalım şimdi nedir o başlıklar. Mesela birincisini evren ve madde olarak aldık ki evren maddenin işte nedir, evren nasıl başladı, nasıl son bulacak, karanlık madde nedir, neden önemlidir, antimadde nedir, nasıl kullanılır, öte gezegenlerde zeki varlıkların bulunması olanaklı mıdır şeklindeki pek çok soruyu sorabileceğimiz bir ana başlık bu, evren ve madde. Yani bunun seçimini yapabilirsiniz mesela. Ama derseniz ki ya zaten biz çok kısa bir zaman önce bu konuları biraz irdeledik. Şurada bir iki tane eksiklik var falan. O ayrı mesele. Bu sizin tercihinize kalmış. Yeni arkadaşlar geldiği için böyle eskiden kısa bir zaman önce, kısa bizdeki kısa zaman tabii ki 3 aylık dönemleri kastediyoruz. Evet, bir sonrakine baktığımız zaman entropi ve enerjiyle ilişkili olarak bir başlık koyabiliriz ki bu vakti zamanında bundan birkaç yıl önce çok çok irdelediğimiz ve konuştuğumuz bir konuydu. Tabii biz de genelde toplumda ön plana çıkan konuları göz ardı edemiyoruz. Yani o konular toplumda ön plana çıkınca biz de bir bakıma o toplumsal konuyu ki buna popüler bir ilim konuları diyebiliriz. Onu irdelemek durumunda kalıyoruz. Çünkü talep geliyor sonuçta. Evet. Burada nedir? Entropiye baktığımız zaman hareket ve ısının bağlantısı nedir? Entropi nedir? Bilgi ve entropinin ilişkisi nedir? İklimsel ısınma nedir? Dünyanın geleceği ne olacaktır? Enerji ve canlılığın ilişkisi nedir? Şeklindeki alt başlıklarla bu soru açılabilir veya bu grup başlık açılabilir. Canlılık ve evrim başka bir başlık, ana başlık. İşte nedir, canlılık nasıl başladı, evrim nedir ve nasıldır? Cinsiyet nedir, insanın yapısı ve genler arasındaki ilişki nasıldır? Virüsler, bakteriler, hastalıklar son bulacak mı? Mahşerin dört artısı görevde mi? İnsanoğlu evrim geçirmeyi sürdürüyor mu gibisinden alt başlıklar altında böyle bir gruplama yapıldı. Bir sonrakine geçtiğimiz takdirde bilinç, zihin ve zeka ki bunu daha çok yeni inceledik ama yeni gelen arkadaşlarımız nedeniyle gene de koyduk bir seçimlik olarak da. İşte nedir, nasıl evrildiler bu üçü de, nasıl çalışıyorlar, robotlar nereye kadar, şifreleme ve blok zincir neler getirecek gibisinden alt başlıkları olabilecek bir grup başlığı. Evet, bir sonrakine daha koyalım. İşte dil ve kültür düşünce. Bu da şu son zamanda incelediğimiz şeydi, konu başlığıydı. Nedir, nasıl evrildiler, gelecekleri nasıl olacaktır? Kültür ve maddi varlıklar arasında nasıl bir ilişki vardır ve nasıl evrileceklerdir şeklinde sorular bunun altında olabilir. Bu grubun içerisinde çok daha farklı şeyler de girebilir ama burada biz kısaca bir hatırlatma açısından alt başlıkları koyduk. Aynı şekilde bir toplum ve devlet açısından da konu bir altıncı başlık olarak, grup başlığı olarak koyabileceğimiz şey bunlar. Nedir bu? Toplum nedir? Devlet nedir? Kökenleri nedir? Nasıl evrildiler? Dünyanın sonunu getirecek hangi tehlikeler mevcuttur? Karmaşıklık olgusunun piyasalar üzerine etkisi nedir? Gibi özgün bazı alt sorgulama alanları yaratmak mümkün. Bu tür bir ortak başlık altında. Evet. Bir sonrakine geçelim artık. Mustafa Bey, bir sonraki tabii anket olacak da bu noktada Evet. müdavimlerimizin görüşlerini. Konuşacağız şimdi. Bir sonraki derken anket değil de arkadaşlarla konular konusunda sohbet edelim istiyorum. Yani mozaik görüntüye geçelim. Sonra ankete geçeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar, yeteri kadar tanıttık. Bol miktarda tanıtım yaptığımı inanıyorum. Bu konularda savunma istiyoruz. Yani bazı arkadaşlar desin ki ya şu konu çok daha önemli. Bazı arkadaşlar ya bu daha önemli gibisinden böyle
herkesin kendi isteğine bağlı olaraktan bir yönlendirme olsun istiyorum. İsmet Bey hemen böyle bir şey gösterdi, parmak gösterdi. İsmet Bey bir ifadesini görelim. Neler ifade edecek onu da anlayalım. Buyurun İsmet Bey, mikrofonunuzu açın. Teşekkürler Mustafa Bey. Ben açıkçası bilim insanlarının şu andaki davranışlarını yapraklarla uğraşmaktan ormanı görememek olarak açıkçası tanımıyorum. Yani o kadar çok farklı konulara dalmışız ki, evet biz hayat nedir? Ve bu hayat içinde biz insanın hayatının geleceğini falan bir toplumsal sistem içinde düşünmek zorundayız. Bana bir ekran şeysi verebilir misiniz? Screen sharing şeysi verebilirseniz ben düşüncemi açıkçası bir sayfalık bir slide üzerinde. Şöyle söyleyelim, şu anda 30 tane arkadaşımız var ve bunu biz yarım saat içinde tartışacağız. Ben sizden 5 değil 3 dakika rica ediyorum. Adam başına bir dakika düşüyor şu anda. 30'a bölersek 30. O zaman bir dakika verin, tamam. Tamam, buyurun. Bilmiyorum onu başarabilir misin? Ben ekran şeyini alabilir miyim? Ekran verebilir misin? Paylaşabilirsiniz. Şu an verdim İsmet'le. Ha, tamam. Bolu ormanlarında yürüyüşe çıkmış bir grup insan düşünün. Şu an geldi görüntü. Şu şeyleri, resimleri kaldırabilirseniz sevinirim. Evet, aniden bastıran bir sis nedeniyle yönlerini ve yollarını kaybetmişler. Cep telefonları çekmiyor, pusula gibi aletleri de yok. Kaldıkları otele nasıl düşüneceklerini bulmaya çalışıyorlar. Böyle bir insan grubunun her mensubu tüm enerjisini otele dönüş yolunun nasıl bulunacağına tahsis etmelidir. Bu grup içindeki insanlardan birinin çıkıp şöyle bir soruyla diğerlerini meşgul ettiğini düşünün arkadaşlar. Patagonya hangi yöne düşüyor? İşte bizlerin durumu aynen buna. Evet, benim bağlantım kesildi herhalde. Bizlerin durumu aynen buna benziyor. Tamam. Bilgi ve mantık. Duyuluyorsunuz. Bilgi ve mantık sorunlara çözüm bulma yeteneğidir. Biz toplumsal sorunlarımızı nasıl çözeriz konusuna mı odaklanıp bu konuda mı fikirler üretmeliyiz, yoksa atom altı öbelerden önce ne vardı? İşte 5-10 milyar yıl öncesinin bir sorununu mu çözmeye çalışmalıyız? Toplumsal sorunlarımız başımızdan aşmış. Tüm enerjimizin bu konuya yönlendirilmesi ve sadece bu konuya yoğunlaştırılması gerektiğinden başka konularla uğraşıyoruz. Hedef dağıtılmasına neden oluyoruz. Hedef dağıtılınca da uzlaşma olanağı yok oluyor. Yani demek istediğim, bu kadar çok farklı konularla değil açıkçası, biz nasıl toplumsal sorunlarımızı çözeriz ya da toplumsal sorunlarımızın nedeni nedir ve çözümü nedir? Bunun çok basit bir yöntemi var ve bu yöntem açıkçası bize sizin o önerdiğiniz 6 tane başlığın her birinin tek tek içeriğinin alındığı ve işlendiği bir sisteme götürüyor. Yani orta doğada bir sistem var. Rastgele değil. Yani işte ayrıntıya giriş, yani benim tezim bir şey yaparsanız işte ilk bu 3-4 ayı bu konuyla yönelik olarak. Evet. Şimdi İsmet Bey, tabii biz burada açık söylemek gerekirse 25 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. Siz 25 yıllık geleneği bir şekilde kendi önerinizle, tabii arkadaşlar oyladığı takdirde hiç önemli değil. Kusura bakmayın, siz devam edebilirsiniz. O zaman benim önerimi yani şey dikkate alınmayacaksa. Hayır, arkadaşlar dikkate alacak. Benim bir fonksiyonum. Evet, ben böyle bir öneride bulunuyorum. Bakalım evet, arkadaşlar tamam. Neyi yapacak. Hocam, Deniz Hanım buyurun. Deniz Hanım söz sizde bundan sonra. Hocam şöyle bir şey. Şimdiye kadar baktığımız, işlediğimiz KDP'deki konular hemen hemen hepsini işledik. Bir en son toplum ve devlette kalındı. Bunu da aslında bir şekilde girildi ama bu olabilir. Ama benim bir önerim var. Hatta Mehmet Uysal da bir öneride bulunacak. Benim önerim dijital ortamların teknolojinin geleceğiyle ilgili bir şeyler işlesek. Yani artık
toplum evrensel olarak bir yerlere gidiyoruz. Dijital ortamlara gidiyoruz. Şimdiki ve sonrasını görmek adına böyle bir konu işleyebilir miyiz acaba diye soracaktım ya da öneride bulunuyorum. Vallahi arkadaşlar işte onu dinledi sizden. O konuların içerisinde sizin söylediğinize girecek olan alanlar var. O alan seçildiği takdirde zaten o tür bir konuyu irdeleme imkanı bulabiliriz diye düşünüyorum. Ben bir ek bir şey söyleyebilir miyim? Hemen araya girip. Evet. Bilmek için Deniz Hanım'ı söyledi. Mesela Deniz Hanım dedi ki toplum ve devlet olabilir dedi. Sonra da dijital ortamların teknolojik geleceği dedi. Mesela bu dijital toplum 4.0, dijital toplum 3.0 gibi laflar var. Hani dijital insan, toplum neyse. Aynen. Yani bütünleşik az çok söyledikleriniz demek istedim. Yani onun altında o görülecek şeylerdir o başlık altında. Onu aktarmak istedim. Evet. Öz istiyorum. Evet. Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlarıma. Şimdi konular çok güzel, birbirinden ilginç, geniş geniş ele alınması, incelenmesi gerekir. Tabii zamanda kısıtlı olunca seçmek durumundayız. Ben Deniz Hanım bahsettiği gibi toplantıya gelmeden önce ne bir öneride bulunabilir miyim, ne önereyim diye düşünürken daha önce Spektrum grubunda yaptığım bir sunumun konusu var, toplumsal akıl diye. Toplumsal akıl bir organizma bir nevi, çok kısa açıklamama izin verin. Genelde bilinç incelenirken daha çok bireysel akıl, bireyler ele alınır. Oysa ki düşünme faaliyeti biliyorsunuz bir toplumsal ilişkiler sistemi içinde gerçekleşir. Öteden beri dil denilen sistem içinde gerçekleşir. Bu bir ayrı bir organizma gibidir benim düşünme göre. Bunun iyi anlaşılıp bilinmesi, detayına inilmesi gerekir diye düşünürüm ben. Bu konu başlıklardan dil, kültür ve düşünce başlığı içinde ele alınabilir. Ben bu konuyu sunmak isterim. Bunun içinde mi olur, başka ayrı bir şey mi olur? Tartışmak isterim sizlerle. Bir ikincisi, evet. İsmet Bey'in dediği konuya çok ben yerinde buluyorum. İsmet Bey'in önerisi de toplum ve devlet başlığı altında yerebilir. İsmet Bey belki bu konuyla ilgili bir şey hazırlar. Nasıl bir çalışma yapılması lazım şeklinde bir not hazırlar. O doğrultuda çalışılabilir. Yine KDP'nin yaklaşımı, geleneksel çalışma biçimi uygun uyarlanmış şekilde bir teori temele olan, temelden günün sorunlarına gelen yaklaşım biçiminde çalışılabilir düşünüyorum. Ben özetle bir toplumsal akıl konusunun dil, kültür ve düşünce içinde incelenebileceği, toplumsal sorunların da toplum ve devlet başlığı altında incelenebileceği iki konunun seçilmesini öneriyorum. Önceliğim dil, kültür ve düşünce konusudur. Evet, peki. Teşekkür ederiz. Başka arkadaşlar, evet. Bey, Tarık Bey buyurun. Tarık Bey buyurun. Benim de söylemek istediğim sizin sınıflandırma yaptığınız gruplama içerisinde benim dikkatimi çeken enerji ve entropi başlığı altında. Yalnız burada şunu ifade etmek istiyorum. Hani sizin de sıkça bahsettiğiniz ve belki de bir idea olan her şeyi açıklayan teori, bu gibi kavramlara ulaşmak için enformasyon, bilgi hiyerarşisini belirten üçgeni dikkate aldığımızda enformasyondan başlayan süreç en üstte ilkeler ile bitiyor. Yani ilkelerle başlamak bana daha doğru geliyor ve enerji ve entropi konusuna baktığımız zaman biz hala şu anda Big Bang'de oluşan sıcaklığın, daha doğrusu sıcaklık parametresinin ne olduğunu tam bilemiyoruz. Yani enerjiden başlayan ve enerjinin dönüşümü olarak süreç bilimleri kapsamında ve içerisinde etkileyici faktör olarak entropi, kaos ve sonuç olarak işte kompleks adaptif sistemler, emergens ve kendi kendine organizasyona kadar uzanan bu grubu ben kendi açımdan daha önemli buluyorum. Tamam. Peki, teşekkür ederiz Tarık Bey. Kadir Bey söz istedi. Buyurun Kadir Bey. Benim iki önerim var. Bir, çevre etkenleri ve küresel ısınma.
hem güncel yaşamımızı hem de bundan sonraki yaşamımızı toplumsal olarak ve dünya bazında ciddi şekilde etkileyeceği gözüküyor. Evet. Dolayısıyla enerjinin enerji de yaşamın ayrılmaz parçalarından şeylerinden biri. Dolayısıyla enerji ve entropinin tartışılabileceği düşünüyorum. İkincisi evet. Toplumsal yaşam ve toplu yaşam ve devlet, organizasyon ve birlikte yaşayabilme bunların da gittikçe şeyde önümüzdeki yıllarda çok etken olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla toplum ve devletin içerisinde bu konuların görüşülebileceği, tartışılabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla iki önerim var. Birincisi enerji ve entropi, diğeri de toplum ve devlet. Peki. Teşekkür Mustafa, ederiz. Söyleyebilir miyim? Tabii Ateşan buyur. Evet. Ya şimdi arkadaşlar ortak akıl herhalde. Bu 6 numaralı toplum ve devlete doğru gidiyoruz gibi. Gerçekten de sistem ve karmaşıklık kuramı hatta hiyerarşi anlamında en zirvede olan konuyu en aşağıya, 6. sıraya koymuşum. Gerçekten güzel bir konu. Benim de biliyorsun karmaşıklık ekonomisiyle uğraştığımı biliyorsun. Bana kalırsa bu özür dilerim. Bu seçim giderek ağırlık kazanıyor. Senin de fazla bir değiş hakkın kalmayacak galiba. Evet, şimdi arkadaşlar oradaki sıralamaya dikkat ederseniz enerji yoğunluktan doğrudan bilgi yoğunluğa doğru giden bir akış içerisinde. Yani en yukarıdakiler enerjetik, bilgi içeriği daha az. En aşağı indiğiniz zaman bilgi içeriği yüksek ama enerjetik olaraktan daha zayıf bir gruplandırma açısından irdelenen bir akış da o. O şekilde düşünüp ben gruplandırdım. O açıdan baktığımız zaman haklıdır. Tabii ne kadar herkesin çok konuşabileceği bir alan varsa o daha revaçta olabiliyor. Onu da aktarmış olayım. Bu genellikle hep böyle oluyor. Onu da burada ben ifade etmiş olayım. Şimdi evet, başka söz isteyen arkadaşlardan kim var? Fuat Bey söz istedi. Evet, buyurun Fuat Bey. Ben arkadaşların söylediklerine hepsine tabii katılıyorum da bunları belki birleştiren tek bir kelime evrim olabilirdi. Tabii evrim derken biyolojik evrim falan konuştuk yeterince. Tarihsel olarak da işte Big Bang'den bu yana kozmolojik evrim diyeyim, yani gelişmeleri konuştuk. Fakat bundan sonra hem ileriye dönük nasıl evrilebileceğiz, dijital toplum nereye gidiyor ve bunu karmaşıklık, işte belirim kavramlarıyla birleştirerek bir yol çizmeyi öneriyorum. Hem yani karmaşıklık hem de dijital toplum nereye gidebilecek, evet, muhtemel yolları ne olacak. Onu bir spekülasyon biçiminde değil de daha bilimsel verilere dayanarak yaparsak iyi olur. Harika. Evet. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar, tabii ki burada bir konu öbürlerinden tamamen ayrık olarak irdelen bir konunun, bir başlığın, bir ana başlığın, o altı taneden bir tanesinin tamamen diğerlerinden ayrık olarak irdelenme şeklindeki bir yaklaşım bizde benimsenmiyor. O konu incelenirken biraz çevresiyle olan ilişkiselliği de dikkate alınıyor. Onu da burada aktarmış olayım. Ama bir omurgası da olması lazım. O 4 aylık trimestre boyunca bir omurganın üzerinden hareketle konuyu irdelemek zorundalığımız olduğunu da burada aktarmış oluyorum. O açıdan baktığımız zaman bir şeyi seçtiğiniz zaman diğerlerinden hiç söz edilmeyecek anlamına öyle bir sınır içerisinde bulunulduğumuz şeklindeki bir izlenim mi edinmeyin. Onu şu anda aktarmış olayım, ben söylemiş olayım. Evet, Cemal Bey söz istedi. Cemal Bey buyurun. Buyurun Cemal Bey. Mustafa Bey, zaten son sözü bıraktığınız yerden devam edeyim. Bütünsel düşüncenin ve bütünsel yaklaşımın gereği o sıraladığınız bütün 6 başlığın da birbirinde olan ilişkisidir. Dolayısıyla oradan herhangi birisini, özellikle en son söylediğiniz toplum ve devlet konusunda çalışma yapılırken tabii ki diğer üstteki 5 ana başlık da o için içinde olacak. Ama yaşadığımız zaman dilimi itibariyle
çok ciddi bir toplumsal ve devlet yapısındaki dönüşümlere şahit olmaktayız. Yani şu anda biz gerçekten bir çok canlı bir çağda yaşıyoruz. Değişimlerin yaşandığı bir çağ, şahit oluyoruz. Bütün bu şahitlik içerisindeki karmaşada, kargaşada, kaosta ne olup bittiğini anlayabilmemiz için bu toplum, devlet, dil, düşünce, iletişim hepsi iç içe bu konularda bilimsel, diyalektik ve holistik olarak konulara yaklaşıp irdelememizde büyük fayda var. Hem kendimiz için ne olup bittiğini anlayabilmek bakımından hem de değerli katılımcıların özgün düşüncelerini almak bakımından. Benim söylediğim bu. Peki. Teşekkür ederiz. Başka bir konuyu seçme konusunda savunma yapacak Atilla Bey, buyurun. Ha, Mustafa, şimdi senin gerek kozmik rüm, gerekse diğerleri hepsi aslında normalde senin devlet ve toplum düşüncesinin alt temelleri aslında. Ve Hegel'in bir sözü vardır ondan sonra. İnsanlık ereğine doğru evrilecek diye şey yapar. Yani insanlığın bir evrim şeysi vardır. Evrim çizgisinde şey yaparsan en önemli şey de toplum ve devleti şey yapar. Burada enteresan, yani ben bu kadar düşünce birliği ben şey yapmamıştım, pek şahit olmamıştım. İsmet Bey'in açtığı şey, ondan sonra toplum ve devlet bence yani top konu, yani çok daha şeyli olacak. İhtiyaç gösteren ve günümüzün kaotik ortamında bir takım açılımlar sağlayabilir. Yani çünkü işlediğimiz konular altyapılarını oluşturdu. Hepsini bu şu andaki katılımcılar aşağı yukarı toplamın %80'ini ediyor. Ama %20'si zaten o bilgilere sahip. O %80'i içinde tekrar ondan sonra bir takım çalışmalar ihtiyaç gösterecektir. Ama şuna inanıyorum ki bu katılımcıların içinde bu konulara katkısı olacak ve şey yapacak, destekleyecek kişiler var. Ben açıkçası toplum ve devlet şeysinin konusunu daha şey yapıyorum. Diğer o konuların içinde mesela Deniz Hanım'ın söylediği dijital devrim vesaire falan. Bunların hepsi aslında o konuların bir girdisi aslında yani. Yani öyle düşünüyorum. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Dilek Hanım el kaldırdı. Metin Bey, Ümit Bey, Seçkin Bey, bunlar da söz istiyor. Tamam. Merhaba. Ben de oyumu toplum ve devletten yana kullanıyorum. Çünkü şu anda mesela son hafta işte epey bir WhatsApp'ın yeni kullanıcı talimatlarıyla beraber ciddi bir şey oluştu. Dijital dünyada bir hezeyan oluştu. İşte geri adım atıldı vesaire. Bütün bunlar da şirketleşen, yani devletler değil de devletleşen şirketlerden bahsedildiği bir dünyadayız aslında. Yani birçok şirket dünyada hatırı sayılır bir şekilde sosyolojiyi, kültürü yönlendiriyor ve kontrolü altına alıyor. Bunun için de dijital, Deniz Hanım'ın söylediği gibi, yani dijital çok fazla online'ız, çok fazla internete bağlıyız ve çok fazla yönlendiriliyoruz. Çok fazla kurallar ve dinamikler evrensel halden, yani evrensel gibi sunuyor ama aslında şirketlerin politikaları bize ediliyor falan. O yüzden benim de oyum toplum ve devletten yana. Evet, Metin, teşekkür ederiz Dilek Hanım. Metin var sırada. Buyurun Metin Bey. Sesim geliyor herhalde. Evet, geliyor. Kusura bakmayın, bir başka toplantıdaydım. Plansız bir şekilde uzadı. Başlangıçta bir takım şeyleri kaçırdıysam da kusuruma bakmayın. Şimdi konunun ne olacağı kısmıyla değil de daha orta vadeli bir takım şeyler söylemek isterim. Şöyle, Kadıköy Düşünce Platformu'nun akademiye dönüşmesi fikri söyleniyor son birkaç toplantıdır. Bu oldukça doğru bir yaklaşım gibi geliyor bana. Çünkü bu grupta gözlemlediğim kadarıyla almak için gelen çok sayıda katılımcı olduğu gibi
verme potansiyeli yüksek de oldukça high level yetkinlik sahibi insanlar var. Dolayısıyla yani akademiden bahsediyorsak da orada hani müfredat dediğimiz kavramın önemi daha bir ortaya çıkıyor. Yani genel bir çatı oluşturmak, o ana rotayı oluşturmak açısından önemli elbette. Ama zaten Kadıköy Düşünce Platformu'nun geleneğinde o çatı aşağı yukarı herkesin zihninde oluşmuş gibi görünüyor. İşte o çatının altına konulacak bir takım sütunlar düşünmek ve o sütunları bayağı bir çalışmak gerekiyor. Dolayısıyla bu söylediğim şey yani şu an seçilecek konuyla ilgili değil de daha orta vadeli üzerine kafa yormamız gereken bir konu olarak önermek istiyorum. Böyle bir müfredat çalışması sonucunda biraz da belki stratejiler oluşturmak gerekiyor. Şu anda 40'a yakın katılımcı var. Örneğin bu 140 olsaydı bu söylediğim daha bir yerine otururdu veya 240 olsaydı daha bir yerine otururdu katılımcı sayısı. Bir ana rota devam eder. Bir de yanında işte başka sütunlar oluşabilir. Periyotlar planlanabilir ayrıca. Yani işte toplantı periyotları yüz yüze veya online olarak ve farklı alanlarda bu müfredata ilişkin ama bütüne de o ana rotaya da hizmet edecek bir takım çalışmalar yürüyebilir. Böylece o sütunların bir kısmında vereceği olan insanlar aktaracağı bilgiyi paylaşırken bir başka sütuna yani müfredatın başka bir ayağına geçtiğinde de orada alıcı o bilgiyi alan konumunda olabilir ve daha böyle derinlemesine gelişim fırsatları sunabilir. Bunu paylaşmak istedim. Konu, odaklanılan konu ilginç. Ama mesela ağırlıklı hep böyle sosyal bilimler alanında eğitim almış, o alanda çalışmış birisi olarak belki çocukluğumdan lise dönemine kadar olan, içimde kalmış olan teorik fizik. Evet. Metin Bey'in giriş nedenim de oydu biraz başlangıçta. Ama tabii ki bu konular da oldukça cazip ve gerekli diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Ümit Bey söz istemişti. Ümit Bey'i de dinleyelim. Evet, ben de listelenen konulara baktığım zaman benim de seçtiğim toplum ve devlet başlığı oluyor. Ama başlıkla alakalı belki bir önerim olabilir. Birey toplum ve devlete dönüştürebiliriz belki diye düşünüyorum. Burada çünkü ileriki önümüzdeki zamanlarda birey devlet ilişkileri daha bir değişikliğe uğrayacak, bir yeniden düzenlenecek gibi geliyor bana. Dolayısıyla bir başka konu başlığının altında yer alan blok zinciri de burada işlenebilir diye düşünüyorum. Hem iç içe geçmişlik bakımından hem de o konunun ileride toplumların evrilmesine ne yönde fayda sağlayacağı konusunun işlenmesi belki faydalı olacaktır. Benim de tercihim o yönde, o başlıkta. Peki, teşekkür ederiz. Tabii ben buraya girebilir miyim? 30 saniye. Tabii. Şöyle ki ben söylemeyi unuttum bu cümleyi. Sağ olsun Atilla abi bahsetti. Metin Bey de benzer yönde geliştirdi. Yani konu seçiminde konudan bağımsız olarak platform müdavimlerimizin bu konunun öne çıkarılmasında kendilerinin katkıları anlamında düşünülmesini söylemek istiyorum. Yani işte belli bir konu seçildiği zaman acaba platform müdavimlerimiz arasında kaç kişi buna katkıda bulunabilir? Sadece Mustafa Bey bu işin önünü çekmesin, bizler de her şekilde her konuya katkıda bulunabilelim diye düşünürsek sanırım daha sağlıklı olur. Bu kadar da diyeceğim. Teşekkür. Peki, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, başka katkı veyahut da başka söz isteyen arkadaşımız? Erdoğan Bey var, Yusuf Bey. Erdoğan Bey, buyurun. Evet, zannederim bu gidişle toplum ve devlet seçilecek. Öyle geliyor bana. Ben de diyorum ki madem toplum ve devlet seçilecek, devlet kısmına biraz felsefe katsak. Yani Platon'un devlet kitabından falan okumalar ya da öyle şeyler. Evet. Yani Erdoğan Bey felsefeyi işin içine sokmadan bu iş olmaz demeye getirerekten devletin ve de toplum, devlet, işte o yapının biraz daha genişletelim istedi. Doğru da olabilir. Tabii ki dediğimiz gibi bir omurgadır. O omurganın eklemlendirilmesi sırasındaki yaklaşık olarak 15-16 tane şey var, toplantı olacak anlamına geliyor. Çünkü bir trimestri 4 ay,
3-4-12 4 kere 4 16 hafta içerisinde bazen taleplere uygun olarak bir yönlendirme mümkün. O çerçeve içerisinde de konuların birbirleriyle örtüşmesi, o alanların, omurga alanları diyelim bunlar, ana alanların örtüşmesi mümkün. Evet, kim var? Daha bir arkadaşımız daha var. Kimdi? Burak Bey, Yusuf Bey istedi. Yusuf Bey, buyurun. Evet, şimdi ben yani toplum ve devlet enteresan mevzu ama böyle bir mevzuyu daha ziyade siyasi gözlüklerle yani tabiatıyla siyasi gözlüklerle bir filtreyle yaklaşırız. Güzel, ben siyasetle alakalarım ama böyle bir toplantıları da biraz o işlerden tatil almak için şey diyorum. Biraz daha objektif, bilimsel bir mevzuya biraz ilk katıldığımda tam objektif bilimsel mevzu vardı. Ona tekrar dönme hasretindeyim. Onu belirteyim. Yani böyle işte şey kozmoloji hakkında, evrimin menşei hakkında falan, evrim hakkında o mevzulara devam etme hasretinde olduğumu ifade edeyim. Peki. Teşekkür ederim. Ben de aynen buna değinecektim. Şimdi hemen dikkatimi çekti. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yurdum insanı olarak bizim eğilimimiz tabii ki hemen siyasete en yakın olan tarafa doğru bir kaymak oluyor. Çok normaldir bu. Halbuki biz Kadıköy Düşünce Platformu olarak 3S'yi konuşmamak üzere 26 yıldır şeyimiz devam ettiriyoruz. Nedir bunlar? Seks, siyaset ve spor. Spor tabii bizim yaşımızda zaten konuşan sadece renk aşkıyla vakti zamanında bir şeyler olaraktan konuşuyoruz da seks de derdimiz değil. Yaşımız belli bir noktada. Geriye siyaset kalıyor ama dikkat ettim hemen devlet, ben orada korken en sona onu koydum. Sebebi de buydu zaten. Ateşan da hemen dedi ki efendim işte güncel problem. Zaten Türkiye güncellik içerisinde, Türkiye güncellik batağının içerisindedir arkadaşlar. Açık söylüyorum. Türkiye güncellik batağının içerisinde bir numaradır yeryüzünde. Sebebi de kalkınamamasının, 300 yıl daha devam ederiz. Eğer böyle dar siyasi konular üzerinde kafa yorup sanki yeryüzünü biz kurtaracağımız gibi kendimizi bile kurtaramayız. Onu ben buradan söylemiş olayım. Kadıköy i̇şte Düşünce Platformu. Orada bir yanlış anlama olmasın Mustafa. Yanlışı götürdün baştan zaten. Koydum. Hayır, popüler siyaseti kimse önermiyor burada. Erdoğan'ın dediği gibi belki devlete Hegel devleti, Aristo devleti şeklinde, devlet nasıl olmalı şeklinde. Yani felsefeyi sokarak omurgayı yapıp onun etrafında karmaşıklığı, bilimselliği, entropisi vesaire konuşulabilir. Ateşan, tamam da sen 30-40 kişinin olduğu bir ortamda, bir forumda istediğin kadar bilimsel olarak olaya yaklaş, bilimsellik yaratabilir misin orada? Ben hiç olacağını sanmıyorum, açık söylüyorum. Ne kadar böyle şeye yakınsa hemen bizim insanımız o gün kendisine ve de duruma göre Türkiye'yi hemen nasıl koyar? Her gün kurtarıyoruz zaten. Her masaya oturup Türkiye'yi kurtarıyoruz biliyorsunuz. Mustafa'cığım sen orada toplum ve devlet başlığını koyduğun zaman bu ülkede her gün en az 50 milyon insan ülkeyi kurtarmak üzere konuşuyor ve ülkede bir türlü kurtulmuyor. Tamam Mustafa, sen orada başlığı toplum ve devlet olarak koyduğunda bu bugün anlaşılan anlamda olmadığını biliyorum. Zaten sen de onu kastetmedin. Ama devletin gerçekten bir popülist anlamda tartışması değil de
karmaşıklık anlamında, bilimsel anlamda bir tartışması yerinde olur diye düşünüyorum. Tamam Ateşhancığım, bir şey söyleyeyim mi sana? Devlet kuramına ben Richthofen'den başlayıp bilmem nereye gitsem gene o günkü olaya getirilecektir. Ben söyleyeyim. 10 dakika, 5 dakika konuşayım. Gerisi 50 kişi bugünkü bilmem ne olayını anlatmaya başlayacaktır. Yalnız o değil. Yani bir tabiatıyla bir ideolojik perspektif gelir. Çünkü toplumun içerisindeyiz. Biz Merihli değiliz. Yani entanglement var. Onun için böyle o hadise yani biraz da sosyolojinin tabiatı bu. Yani onu bir muayyen bir ideolojik perspektifle yaklaşır. Ona itirazım yok. Ben zaten öyle forumlara katılıyorum ama burada da bu forumda biraz daha bilimsel objektif konulara girmeyi tercih ederim. Tabii Yusuf Bey, ben şöyle söyleyeyim. Devlet konusunda herhalde Türkiye'deki vakti zamanında bundan 3-5 yıl önce veyahut da 6-7 yıl önce sosyoloji ve devlet konusunda yeni toplantımız oldu. Ve orada da devletin bu yönüyle bu yapısını çok konuştuk ve anlattık. Kaçınılmaz olarak bizim insanımız öyle konularla çok ilgili değil maalesef. Yani Türk insanı çok pratik insan. Hemen o günkü olaylara bakmaya başlıyor. Ve iş ideolojinin bile çok ötesinde doğrudan doğruya zihin kavgasına dönüşüyor. Zihin kavgası diyorum çünkü kafasında ideolojinin o güne yansıyan bir tarafı var. Onun bir şekilde şey yapıldığını, ne diyeyim, yanlış anlaşıldığını ve kendisinin dışlandığını hissediyor ve şeyden ayrılıyor hemen. Yani çok bunu hissettiğim için şey yapıyorum. Evet arkadaşlar, bizim bir şey ekleyebilir miyim? Mustafa, bu seni yalnız bırakmamak adına, bu öyle klasik politika tartışması değil de aynen. Nasıl fizik, kimya, biyoloji giderek karmaşıklık da artıyor. Ondan sonra ekonomi geliyor, ondan sonra kültür, toplum geliyor. Bu anlamda bir tartışmayı. Tamam Ateşhan. Devlet değil mi hocam? Türkiye olarak anlıyoruz. Yani Türkiye'yi kastetmiyoruz ki devlet derken. Genel olarak, evrensel olarak inceliyoruz. Devlet terimini çıkaralım. Benim iddiam bunu ideolojik perspektiften müstakil münakaşa edilemeyen bir mevzu. Siyaset yani, konuşulmayan bir platform. Yani o yüzden siyaset zaten konuşmuyoruz. Bunun söz konusu bile değil. Siyaset güncel siyasetten ayrı. Tabiatıyla insanın yani devlet kategoriler zaten insanın ideolojik toplumda olan yerin evet. Tesir ettiğim bir mevzu. Evet. Objektif olarak bakılan bir mevzu değil. Şu anda bakın. Bir devlet dedik, ne kadar tartışma açıldığının farkında mısınız? Devleti çıkar Mustafa. Ya Allah aşkına Ateşhan, sen başlattın zaten ya, kusura bakma ama. Yani orada bir dakika müsaade eder misiniz Mustafa Bey? Şimdi efendim 15 dakikamız var. 15 dakikada 5 dakika bana ayrılmış kısım var. Bir de seçim kısmı için anketimiz var. Bunların değerlendirilmesi var. Şimdi ben toplantıda yeteri kadar konuşulduğu şeklinde bir oylamanın olduğunu düşünerek, oyun olduğunu düşünerekten oraya geçiş yapalım istiyorum. Yoksa toplantıyı bitiremeyiz. Yani ben adım gibi biliyorum ki bu tür konulara girildiği zaman otomatikman olay bir bakıma uzuyor, bitiyor. Verimli toplantı bitiyor. İdeoloji ağırlıklı, yaklaşımlı bir boyuta intikal ediyor. Ama seçimde serbestsiniz, onu da söyleyeyim. Mustafa Bey, sizin öneriniz nedir? Bir dakikanızı rica edebiliriz. Siz hangi başlığı öneriyorsunuz? Ben önermeyeceğim efendim, maalesef. Öyle yapmıyorum. Hiç yapmadım bunu şimdiye kadar. Peki. Şimdiye kadar hiç önermedim. Başlangıçta ama sonra beklentimde olan şeyi seçildiğinde hissettim. Ateşhan da der ya,
Sen istediğini seçtirirsin zaten. Hep öyle oldu şimdiye kadar. Evet. Şimdi ankete geçelim istiyorum arkadaşlar. Zamanımız kalmadı. Bir dakika bana bir söz verebilir misiniz? Vallahi yarım dakika. Bir dakika bana söz verebilir misiniz? Yarım dakika buyurun. Buyurun. Efendim, devletle toplum farklıdır. Siz devleti, bakın devlet tepeden birilerince kurulur ve sahiplenilir. Dikkat edin. İsmet Bey, ben bunları çok incelemiş bir insanım. 30 yıldan 40 O zaman biliyorsan o zaman toplumsal sorunlarımızın nedenini çözelim derseniz. Ya ben toplumsal sorunlarımızın nedeninin devlet olduğunu göreceksiniz. Kusura bakmayın İsmet Bey. Yönetim. Burası toplumsal sorun çözülecek bir yer değil. Bu bizim bir platform. Biz o zaman o zaman bana eyvallah, size iyi toplantılar, hayırlı hoşça kalın. İyi günler. Evet, şeye geçelim, bir sonrakine geçelim. Yavuz Bey bir söz ister, son kez bir Yavuz Bey'e versek mi acaba? Yavuz Bey kısa olursa lütfen hemen söyleyiniz, çıkınız. Çok kısa, toplantının gidişine hayran oldum. Bunu belirtmek istiyorum. Akademinin kapısına düşünmesini bilmeyen giremez gibi bir not koyarsak, bir başlık koyarsak iyi olur. Başlıklı olarak düşündüğüm karmaşıklık ve piyasalar, şifreleme ve blok zincirdi. Bunu söylemek istedim. Mustafa Hocam, sen eğitimi 25 senedir veriyorsun. Lütfen bu işin ağırlığını koyarsan böyle curcuna olmaz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bir sonraki aşamaya geçebiliriz arkadaşlar. Pekala, ben başlıklarımızın olduğu şu görseli tekrar ardından da herkes için oylamamız adına bu anketimizi açmak istiyorum. Mustafa Bey, tek seçim mi çok seçim mi olsun? Nasıl der? Allah, herkes tek seçim yapsın. Rakamı başka türlü kontrol edemeyiz. Tamam. O zaman 6 tane konu başlığımız var. Herkesin de tek tercihi mümkün bu ankette. Ben seçim yapmıyorum ayrıca, onu da söyleyeyim. Rakamı doğru dürüst tut, beni eksik tut. Kaç olduğunu oradan kontrol ederiz. Tamamdır. Acaba iki kademeli mi olsa seçim? Hani ilk seçimden sonra yapmayalım. Sonra herkes birbirinden kopya çekiyor. Peki. Evet, şu an başladı. 7 kişi verdi oyunu. 9, 10, 11 şeklinde gidiyor. Sanırım evet, ben oy veremiyorum. Vermeyeyim. Mustafa Bey de vermek istemedi. 38 kişi, 36. Erhan Bey de 2 bilgisayardan katılıyor. 35. Yani aslında 35 katılımcımızın olması lazım. Şu anda 27 kişi oy verdi. Burak Şap, sen de ver. Ben veremiyorum. Sistem bana müsaade etti. Ben şeyim ya. Admin metin. Ay Allah. Önemli değil. Ben Mustafa Bey gibi etkilerim şimdi. Bir şekilde. Seçtiririm. Halim iki tane versin. O zaman senin yerine de vermiş olur. İki tane verilemiyor. Yok öyle bir şey. Evet, 37 kaç demiştik? 35, 7 kişi kaldı. 28 kişi vermiş. Vermeyen 7 kişi var. Seçkin Bey, ben oy vermeyeceğim. Hepsi benim için geçerli. Tamam, demek ki 6 kişi kaldı. 34 üzerinden hesaplıyoruz. 6 kişi hala var vermeyen. Herhalde bir süre sonra da kapatmamız gerekecek. Yani vermezse vermeyebilir. Fikri olmayanlar oluyordu biliyorsun. Fikrim yok diyordu hiç bazıları. Bazı arkadaşlar. Onu da ben aktarmış buradan olayım. Fikri olmayanlar olabiliyor. Yani seçim yapamıyor daha doğrusu. Tek maddeye mi veriyorsunuz? Tek maddeye veriyorsunuz efendim. Evet, öyle dedik. Tek dedik. Mustafa Bey, yaklaşık 2 dakika oldu. Açalı evet. 29. 5 kişi tamam. Kaldı şu anda. Tamam. Ben... 1 dakika daha izin verelim, sonra bitirmiş olalım. Tamam. 29 kişi vermiş durumda. 35 kişinin olmasını bekliyoruz. Hatta 34 bekliyoruz. 4 kişi. 4 kişi vermemiş. Evet, bu durum onu gösteriyor. Olabilir o kadar canım. %10 fikir beyan etmeyebiliyor. Normaldir böyle şeylerde. Artık belki çok geç söylemek ama böyle durumlarda bir değil belki 2-3 seçenek vermesi bir insanın daha uygun olurdu. Yani ben şu anda pek emin değilim. Bey, acayip. Ben bu tür anketleri neredeyse 20 yıldır, 15 yıldır yapıyorum.
Acayip karışıyor ondan sonra. İşin içinden çıkamıyorsunuz. Biraz gene da zaman çok, ve şey lazım tabii. En çok oy alan gene birinci seçildi. Neyse. Evet. Ben böyle tartışmalıcıdan bildiğim için iki tane anket hazırladım. Bir tek seçimli, bir çift seçimli. Çok seçimli diye. O yüzden söylüyorum. Ben tek seçimli olsun, daha çabuk olsun. Evet. Zamanımız doluyor çünkü arkasından bir toplantımız daha var. Doğru. Mustafa Bey ilerlemiyor. Durdurayım istersen. Tamam. Tamam, dur. Tamam. Sonucu görelim. Sonuç belli oldu. Sonucu şu an sizlerle de paylaşıyorum. Paylaş. Bir dakika, fotoğrafını çekeyim ne olur ne olmaz. Sonra eskaza silinir. Tamam. Şu an paylaştım sizinle de. Geliyor olması lazım. Bir şey gelmedi daha. Gelmedi mi? Şimdi nasıl? Gelmedi mi? Ne gelmedi? Şimdi gelmiş olmadı. Şimdi geldi. Tamam. Evet, toplum ve devlet konusu konuşulacaktır arkadaşlar. %45. Ama inanın politikaya giriş konusunda veya ideoloji tartışmalarına izin vermem. Bunu şimdiden söylemiş olayım. Elbette. Peki, bunu kapattık. Evet, anket kısmımızı da halledip konu seçimimizi de yaptıktan sonra geldik haftanın kitabı ve diğer konulara. Buyurun Mustafa Bey, söz sizin. Haftanın kitabı değil de şu anda uluslararası sistem bilimleri şeyi duruyor ekranda. Topluluğu. Evet. Şimdi arkadaşlar bize bir örnek kuruluş ne olabilir diye irdelediğimde holistik bilimin kurumsallaşması konusunda uluslararası sistem bilimleri topluluğu veya sosyetesi veyahut da derneği veyahut da kuruluşu diye bir kuruluşun bize örnek olabileceğini hissettiğim için onu bir tanıtayım istedim. Bu 1954'te kurulmuş ve Ludwig von Bertalanffy tarafından başlayıp daha sonra Kenneth Bolding olsun, diğer Ralph Gerard olsun, bu kişilerin de olayın içerisine girdiği ve daha sonra matematikçi Anatol Rapoport'un da olaya dahil olduğu bir gruplaşma ve de bir oluşum. Bu oluşum son derece uzun bir zamandır ki yakında 70 yılını bulacak diye düşünüyorum. Çünkü 54'ten 2024'te 70 yıllık bir geçmişe sahip bir kuruluş olacak. 3 yılı kaldı şunun şurasında. Bu kuruluşun çok doğru çalıştığı izlenimini edindiğim için bir uluslararası ve de aynı şekilde entegre bilim konusunda çalıştıkları için bir tanıtım olsun diye buraya koydum bunu. Bunu da arkadaşlar görsün, girmek isteyenler, bakmak isteyenler baksın diye. Bunun alt konularında neler var, hangi gruplar var, hangi çalışma grupları var? O konuda da böyle bir tablo hazırladık, bir slide hazırladık. Çok değişik alanlarda değişik çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Burada da yaşam ve yaşam nedir diye mesela var gene. Sosyoekolojik sistemler var, spiritüel lik mesela burada metafiziği sevenler için bir alan olarak görünebilir. Evrimsel gelişmenin ayrı bir başlık olarak irdelendiği yer var. Yuvarlak masaları var vesaire vesaire. Bunları inceleyebilirsiniz diye de böyle bir slide'ı yerleştirdik. Bir sonrakine geçelim. Haftanın yazısı olarak da yeni dünya düzenine şimdi devlet ve toplum dedik. Tabii ki hem de bu arada tabii pandemi var. Pandemi sonrasında yeni bir düzene doğru gidiş olacak. Bu arada Popüler Bilim web sitesinde Hatice Yiğit tarafından derlenmiş bir yazının okunabilecek bir yazı olduğunu, altta da kimlerinden yararlanıp bu yazıyı derlediğine ile ilişkili bilgi de var burada. Görüyorsunuz 12 tane düşünürü alıp yeni dünya düzeninin nasıl olabileceğine dair bir çalışma yapmış. Şeyle de ilişkili oldu tabii. Devlet ve toplum şeklindeki seçim sonrasında burayla da ilişkili bir durum ortaya çıkabilir. Bu da konuşulabilir diye düşünüyorum. Evet, bir sonrakine geçelim. Sayfa bulunmuyor yalnız Mustafa. Efendim? O sayfa bulunmuyor. Link çalışmıyor. Yani bilmiyorum. Ben size gönderirim oldu. Ateşen Bey. Herkese yollarım ben. Tamam. Evet. Haftanın kitabı olarak da Bilimin Büyük Soruları diye Harriet Swain diye bir yazdığı bir kitap bu. Bu kitabı ben çok uzun süre önce almıştım Türkçesini.
O kitapta gerçekten güzel sorular var ve bunların cevapları var. 20 tane soru var, 20 tane de cevap var. Her bir cevap için değişik kişilerin görüşleri de alınmış durumda. Bu bakımdan isterse bu büyük sorularla ilişkili arkadaşlar bu kitabı temin edebilir. Bu kitapla ilişkili olarak bilgiyi de rahatlıkla her yerde bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Haftanın düşünürü ise Timothy Allen diye bir düşünür veyahut da bir hoca, akademisyen, botanik kökenli. Ancak bu İngiliz çok ilginçtir. Hiyerarşi konusunda dünyada önemli yeri olan ve bunun liderliğini yapan, bu teorinin, hiyerarşi teorisinin liderliğini yapan bir kişi. Ama o hiyerarşi teorisini de sistem ve karmaşıklık teorisiyle de ilişkili olarak ele alıyor. O açıdan baktığımız zaman hem sistem hem de karmaşıklık teorisinin biraz daha üstünde bir yaklaşımla olaya baktığını görüyorum. O bakımdan haftanın düşünürü olaraktan Timothy Allen'ı seçtim ve de size de tanıtmak üzere buraya slide olarak yerleştirdik. Peki, teşekkür ederim. Mustafa Bey, biz teşekkür ederiz. Tam da vaktinde tamamladınız. Ben izninizle toplantıyı kapatmak istiyorum. Değerli müdavimlerimiz, bu haftaki toplantımızın da sonuna geldik. Bir sonraki toplantımız gene cumartesi 15.30 saatinde gerçekleştirilecektir. Aynı saatte, aynı yerde görüşebiliriz. Sosyal medya adreslerimizde Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram'da yer alıyor. Ayrıca tüm yazılarımızı Kadıköy Düşünce Platformu.org adresindeki web sitemizden takip edebilirsiniz. Herkese iyi haftalar, iyi günler dileriz. Hoşça kalın.